Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen kara kucak güreşlerinde heyecan ve coşku bir arada yaşandı. Şimdi ekranlarınızda müsabakalara dair renkli görüntüler gelecek. Kayıtlar sona eriyor, son 5 dakika. Onlar henüz orta öğretim çağında. Ama her biri atasporu gönüllüsü. Büyükleri gibi isimlerinden söz ettirmek ve güreşte iyi yerlere gelmek için çalışıyorlar. Sefa, bundan sonraki hedeflerin neler? Avrupa şampiyonu olmak, dünya şampiyonu olmak, olimpiyat şampiyonu olmak. Zilemize madalya kazanmak istiyorum. Görüntüler Tokat'ın Zile ilçesindeki kara kucak güreşlerinden. Spor severler keyifli anlar yaşadı. Zile Belediyesi ve Zile Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona ilgi yoğundu. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinli, milli kültürümüzü korumanın ve sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Hani şair diyor ya, ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Eğer bunu inanarak bu topraklarda söyleyeceksek, bunun yolu milli kültürümüze vereceğimiz desteklerden geçiyor. Bunun yolu milli kültürümüzün en güzel ögelerinden biri olan kara kucak güreşlerimize verdiğimiz desteklerden geçiyor. Anadolu'da birliğimizin, beraberliğimizin mayasından birisi de kara kucak güreşlerimizdir. Ve sıra müsabakalara geldi. Er Meydanı'nda hünerler sergilendi. Hem Kırkpınar'ın hem de kara kucağın baş pehlivanlarından Fatih Atlıysa memleketi Samsun'a şampiyonluk kemerini götürmekte kararlı. İnşallah bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp 2017 altın kemer için yine iddialıyız. Tarihi Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanlarından Recep Kara da bu kez pırpıtıyla çıktı seyirci karşısına. Seyircilerimiz yağlı güreşte kismetle bizi görmeye alıştılar ama biz güreşin olduğu her yerde varız. Görev düştüğü zaman mayoyu giyip ülkemizi temsil ediyoruz. Final müsabakasında amca çocukları İlyas Yıldırım'la Rıza Yıldırım alandaydı. Evet. Kuzenlerin kapışmasında renkli ve coşkulu görüntüler vardı. Müsabakanın galibi, kara kucak güreşi deyimiyle sırt aşağı alıp rakibini yere indiren Rıza Yıldırım oldu. İzleyicilere, herkese, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim için amcaoğlu olarak burada final maçı yapmak büyük bir gurur. Tecrübeli bir sporcu, milli takım sporcusu. Önü bahtı açık olsun.